Arkadaşlar merhabalar. Bugün sizlere Türkiye'de meydana gelen, yangınlar ya da faili bulunmayan yangınlardan bahsedeceğim. Zira bu konuda yayın yapa yapa dilimizde tüy bitti. Bizi takip edenler bilir. Yaklaşık 5 yıldan beri yangınların özellikle orman yangınlarının, tarla yangınlarının artık son yıllarda bir stratejik savaş enstrümanı olarak kullanıldığını defalarca söyledik. Ama buna rağmen her ne hikmetse bir türlü önlem alınmıyor ya da gerçekten artık insanın aklına çok kötü şeyler geliyor. Şimdi dedik ki artık topla tüfekle uçakla yapılan savaşların yerini hibrit savaşlar alıyor. Ne demek bu? Yani doğrudan topyekün bir savaş yerine bir ülkeye farklı açılardan farklı enstrümanları, aparatları kullanarak verilen zarar. Bu da bir savaş. Mesela yangınlar bir savaş, ekonomik savaş bir savaş. Yani bir ülkenin ekonomisini kötületecek siz şeyler yaparsanız, strateji izlerseniz o da bir savaş türüdür. Ve yangınlar artık son yıllarda bir savaş haline geldi. Hibrit savaş türüdür. Şimdi dikkat ederseniz Hizbullah'la İsrail arasındaki tartışma, sürtüşme, savaş adına ne derseniz deyin. Bakın yangınlar üzerinden devam ediyor. İsrail mancılık kullanılarak Lübnan'da Hizbullah'ın bulunduğu bölgeleri ateşe veriyor. Yine Hizbullah İsrail'e savaş ilanı adı altında yangınlar çıkarıyor. İsrail'i gerçekten çok zor durumda bırakıyor. Ha bunu Hizbullah dahi anladı. Yani savaşın bir hibrit savaş türü olduğunu maalesef Hizbullah anladı. Ama bizim ülkemizde bir türlü anlaşılmıyor. Bizim iktidar bir türlü buna bir çözüm bulmuyor. Şimdi 2021 yılında meydana gelen orman yangınları, çok ciddi yangınlar oldu bu ülkede. Ve gerçekten onları söndürmek için çok büyük çabalar sarf etti bizim ülkemiz. Bu ekonomik kayıp. Bir, Yanan yerlerin vermiş olduğu zarar yani orada yanan yerlerden kaynaklı zarar. Doğaya verilen zararın yanı sıra bir de bu yangınları söndürmek için işte personelin seferber edilmesi, eldeki imkanların, helikopterlerin vesaire kaldırılması. Değerli arkadaşlar, bunların her biri bakın bir masraf, bir harcama türü. O yüzden buna biz hibrit savaş türü diyoruz. Şimdi geçtiğimiz günlerde yani yakın bir tarih 20 Haziran'da Mardin, Diyarbakır hattında çok ciddi yangınlar oldu. Kimse kusura bakmasın. Yani medyaya bakıyorum. Ya 12 tane can gitmiş. Yani malın yanı sıra 12 tane can gitmiş ama bu Türk televizyonlarında, bizim medyamızda maalesef ve maalesef yer alıp tartışılmıyor. Şimdi diyorlar ki Anız yangını yalan. Yalan arkadaşlar bakın ne Anız yangını kardeşim? Orada ekili tarlalar yandı. Orada tarlasını biçmiş insanların e, ekinleri, arpaları, buğdayları yandı. Yani tarlalar yandı. Köylünün arazisinde otlayan hayvanlar yandı ve dolayısıyla yabani hayvanlar yandı. Ya bu bir savaş olduğunu ne zaman anlayacaksınız arkadaşlar? Şimdi bu konuda çok ciddi tartışmalar var. Oradaki köylüler diyor ki bizim bu yangınlar efendim işte o bölgeye elektrik sağlayan e, işte şirketin e, hattından kaynaklandı. Yani işte tellerin birbirlerine sürtmesiyle işte e, buradan bir kıvılcım çıkıp bir anda. Ben buna açık söylüyorum inanmıyorum. Köylülerin ağız birliği etmişçesine bunu söylemesi ilginç bir. Şey. İki, devlet de diyor ki ve o bölgeye elektrik sağlayan şirket de diyor ki asla böyle bir şey yok. Biz gerekli incelemeler yaptık. Bu elektrik kaynaklı bir yangın değil. O zaman kim yaptı kardeşim? Devletin görevi, bakın devletin görevi bu yangınları kimin çıkardığını bulup cezasını vermek. Ha bulamıyor musunuz? köylü farklı şey söyleyebilir, gazeteciler farklı şey söyleyebilir. Yani sizin komplo teorisi dediğiniz şey işte burada devreye girer. O zaman bunlara meydan vermemek için ne yapmanız gerekiyor? Bu yangınların faillerini bulmanız gerekiyor. Bakın Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nde çıkan tarla yangınları, orman yangınlarının faillerinin yüzde doksanı bulunamıyor. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani elimizde İHA'lar var, bilmem efendim gelişmiş teknoloji var diyoruz. İyi güzel de kardeşim her yıl Binlerce dönüm araziyi, tarımı neden yaktırıyoruz ya? Neden yaktırıyoruz diyoruz. Bakın yangın demiyorum, yaktırıyoruz. Bilerek, isteyerek yakıyorlar. Bu bir savaş türüdür. Kimse kusura bakmasın, biraz açık konuşacağım. Bir zamanlar Yunanistan'la Türkiye arasındaki bu orman savaşı yangınlarını herkes biliyor. Bunun istihbarat örgütleri eliyle, bunun terör örgütleri kullanılarak yapıldığını herkes biliyor. O yüzden de bakın buna artık duyarsız kalırsak emin olun Temmuz, Ağustos. Buradan uyarıyorum çok kritik aylar. Temmuz-Ağustos aylarında ciddi orman yangınlarıyla karşı karşıya kalabiliriz. Ciddi e, hasat dönemindeki buğday, arpa neyse, bu buğday tarlalarındaki yangınlara çok daha sık rastlayabiliriz. Şimdi bakıyorum, efendim özellikle İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu bölgemizde ekili alanlarla ilgili çok ciddi yangınlar çıkıyor. Ya böyle sıradanmış olay gibi oraya gidip inceleme bile yapmadan, efendim işte itvaya gidiyor vesaire vatandaşlar söndürüyor, olay kapanıp gidiyor asla kapanmaması lazım. Bunlar bilerek yapılan şeyler. Bakın bir yapay kıtlık oluşturmak istiyorlar. Ve ortamı gererek, insanları aç bırakarak terbiye etmek istiyorlar. Bunu niye anlamıyorsunuz? Bunu yaklaşık 5 yıldan beri sürdürüyorlar. Ee, özellikle Time dergisinin kapağı. O hatırlayın bütün dünyaya kibrit çalınmış, yakın, yakılmış gösteren o harita. Diğer taraftan NASA'nın durup dururken 2021 yılında bakın dünya genelinde yangınları gösteren haritayı tıpkı hatırlayın o malum süreçte ölümleri gösteren haritalar vardı. Her akşam televizyonlarda yayınlanırdı. İşte onun yerine NASA neyi yaptı? Bir yangın haritası yaptı canlı. Dünyanın neresinde yangın varsa NASA bunu canlı olarak dünyaya bildiriyor. Şimdi bu neyin hazırlığı? Bu esasında büyük bir yangınlar silsilesini başlatarak dünyada bir çölleşme ve özellikle buğday tarlalarını yakarak ve buğday silolarına düzenlenen sabotajlarla ve tavuk çiftlikleri ve hayvan çiftliklerine yönelik sabotajlarla dünyada bir doğal et ya da doğal gıda kaybına neden olmak istiyorlar. Bunu görmek lazım. Bu da bir savaş. Ne diyordu Henry Kissinger? Bakın, insanları kontrol etmek istiyorsanız gıdayı kontrol etmeniz lazım diyor. Yani gıdayı kontrol ederseniz insanları kontrol edersiniz. Daha açık ne diyecekler? Nasıl bir açıklama yapacaklar? Amerika Birleşik Devletleri'nin en önemli beyinlerinden biliyorsunuz 100 civarında, 100 yaşlı civarında öldü. Henry Kissinger bunu net şekilde söyledi. O zaman bu bir savaş olarak kullanılıyor. Yani yaz aylarında tabii ki özellikle getiriyorlar hani ya işte bakın sıcaklar oldu yaz aylarındayız böyle şeyler olur efendim ormanda piknik yapmışlar sigara içmişler vesaire filan yani bahanelerin çok olduğu bir döneme denk getiriyorlar. Tabii ki sıcaklar da bunun e, tuzu biberi. Çünkü sıcak havada daha fazla tutuşma oluyor. Daha da e, yangını kolaylaştırıyor. Şimdi bazı çok kusura bakmasın ha, aptallar aptallar ya efendim çok sıcak havadan kaynaklı yangınlar bakın sıcak havadan kaynaklı yangınlar arkadaşlar kimse geri zekalı değil kimse kusura bakmasın kendilerini de çok zeki zannetmesinler sıcak havadan yangın çıkmaz sıcak hava sadece yangını kolaylaştırır bunu bile bile özellikle sıcak havalardan kaynaklı yangınlar diyerek faili gizliyorlar failler belli bakın net olarak söylüyorum Türkiye'deki yangınların Yüzde 85'ini 90'ını bakın bir el çıkarıyor. Ha bu zaman zaman terör örgütü PKK'yı kullanarak yapıyorlar. Zaman zaman akli melekelerini yitirmiş ya yani da akli melekelerinde sorun olan insanları kullanıyorlar. Ve doğrudan bazı teknolojiyi kullanarak yaptıklarını görüyoruz. Geçtiğimiz yıllarda size Diyarbakır'da bir buğday tarlasına kurulan düzeneyi göstermiştim. Ve belgeli olarak bunu jandarmaya teslim ettiler. Ama o soruşturmanın sonucunda bir şey çıkmadı. Yani büyük merceklerle o tarlalara kurulan ve güneşin yakıcı sıcağında birlikte o merceklerle yangın çıkaran düzenek bulundu arkadaşlar düzenek. Kim koydu bunları? Niye koyuyorlar? Tekirdağ'da bir arı, Türkiye'nin çok özenle yetiştirdiği ve cins arıları yaktılar arkadaşlar. Cins arıları resmen yaktılar. Yine geçtiğimiz günlerde şimdi ismini hatırlamıyorum gazetelerde okudum. Bir tavuk çiftliğinde ciddi yangınlar oldu. Ve Türkiye'nin her yerinde yavaş yavaş çiftliklerde özellikle tavuk çiftliklerinde yangınlar olurken ve buğday tarlaları yanarken ve daha önemlisi 12 can kaybı yaşanmış ama medya bunu tartışmaya açmıyor. Ya da çağırıp ya arkadaşlar siz yıllardan beri bunu söylüyorsunuz. Yangınlar bir savaş türü diyorsunuz. Gelin bakalım nedir bu derdiniz? Bunu nasıl çıkarıyorsunuz? Bunu neye dayandırıyorsunuz? diyen bir Allah'ın kulu yoktur. Demesinler. Biz buradan da uyarmaya devam edeceğiz. Devletimizin zararı bizim zararımız. O yüzden istiyoruz ki uyansınlar. İstiyoruz ki artık bu yangınları bir savaş enstrümanı olarak kabul edip buna göre yapsınlar. Peki önlem olarak ne yapabilirler? Değerli arkadaşlar dediğim gibi bizim elimizde çok ciddi ihalar var. Yani 7 gün 24 saat gözetleme yapan ihalar var. Allah aşkına şu yaz Temmuz Ağustos aylarında bütün ekili arazilerimiz üzerinde yani günde 3 saat de olsa 4 saat de olsa İHA'ları uçuramayız mı? Neden gözetleme yapamayız? Neden bu ülkenin ekili tarlaları anız yakıldı diye yalan söyleniyor? Yani ekili buğday, biçilmiş buğday tarlaları yanıyor. Ee, diyor ki anız yangını. Anız yangını falan yok arkadaşlar. bilerek isteyerek yakma var. Devlet bununla ilgili özel savcılar atamalıdır. Yani sıradan bir soruşturmayla bu işlerin esası ya da perde arkası ortaya çıkarılamaz. Özel savcılar atayacaksınız. Bu işin üzerinde duracaksınız. Belge bilgi toplayacaksınız ve göreceksiniz ki bunun altında bir küresel çetenin görevlendirdiği bir klik var ya da terör örgütü var. Kim neyse bunu yakan, bakın bu ülkenin ormanlarını bilerek yakan, bu ülkenin arazilerini, tarım arazilerini, tarım çiftliklerini, tavuk çiftliklerini bilerek yakan insanlar teröristten daha kötüdür. Bir canlıyı öldürmek en büyük teröristtir. Yani dolayısıyla hem ülke ekonomisine büyük zarar veriliyor hem de insanların canına malına zarar veriliyor. O yüzden de yangınlar konusunda lütfen çok daha duyarlı olmamız gerekiyor. Bunu bilerek yaptıklarını defalarca söyledim. Ormanları yok etmek istiyorlar. Ormanlar yakılırsa bütün dünya çölleşirse o dedikleri projeyi hayata geçirecekler işte. Yani istemiyorlar. Zaten açık açık söylüyorlar. Efendim neymiş? Bu ormanlar işte karbon salınımını tutmuyormuşlar da yerine yeni işte hibrit ağaçlar dikilecekmiş vesaire filan. Bakın dikkat edin projeye lütfen. Eğer siz de vicdan ve gerçekten de bunu çözecek kapasite varsa zorlayın. Eğer bu kapasite yoksa kapasitesi olan insanlardan yardım alın. Ya bu bir savaşa doğru gidiyoruz. Orman savaşlarına, tarla savaşlarına doğru gidiyoruz. Gelecekte eğer bunu savaş olarak görmezsek emin olun yiyecek buğday bulamayız, ekmek bulamayız. Bunu yakıyorlar. Dikkat edin. Yarın işte Güneydoğu'da başlayanlar yarın Anadolu'ya gelecek. İç Anadolu'ya yarın Karadeniz'e gelecek. Yarın başka bölgelere gelecek ve ormanlarımıza geliyor. Ya bunları biraz daha duyarlı olamayız mı? Yani devletin elinde imkanlar var. Devletimiz elinde ciddi teknolojik imkanlar var. Bunun üzerine düşüp bu failleri mutlaka yakalamamız lazım. Eğer yakalamazsak hem maddi olarak hem manevi olarak bakın Güneydoğu'da çok ciddi polemikler başladı. Bak daha ileriye gitmek istemiyorum. İşte Mardin ve Diyarbakır'da çıkan yangınların bazı PKK odakları bakın bunu bir malzeme olarak kullanıyor. Devlet yaktı diyor vesaire filan diyor. Bakın çok tehlikeli bir noktaya gidiyor. Devlet kimsenin malını yakmaz. Asla tarlasını yakmaz. O ayrı bir şey. Ama yakanı da devlet mutlaka bulup cezalandırması lazım ki vatandaş orada güven sağlasın. Eğer vatandaş bunu görmezse ya da devlet bunun faillerini yakalayıp yargı önüne çıkarmazsa o zaman şaibe haline geliyor işte her şey dedikodu haline geliyor. Bakın terör örgütü yandaşları ve terör örgütünün medyasını takip ediyorum. Şimdi ciddi bir propaganda başlıyor. Bakın diyor işte malınızı yaktılar, canınızı yaktılar vesaire filan. O yüzden bu bir savaş türüdür diyorum. Hem maddi zarar veriyor, hem sosyolojik zarar veriyor, hem etnisi de üzerinden bölge karıştırılmak isteniyor. O yüzden bu durum ciddi. Sadece tarla yangınları, orman yangınları, efendim ne yapalım yangın çıkmış, bu bir kaza deyip üzerinde durmazsak dur ya da böyle düşünürseniz bu işin sonu çok daha büyük yerlere gider. Bu konuda da naçizane devletimizi iktidarı uyarıyorum. Lütfen bu işin üzerine gidin. Çünkü önümüzdeki iki ay çok sıkıntılı bir ay. Değerli dostlar bugünlük de bu kadar. Bir dahaki sohbette analizde görüşmek üzere. Hoşça kalın.